Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta PDR, psikoloji temel kavramlar dersine başlamıştık. Beyin fizyolojisi, sinir sisteminin anatomisi, fizyolojisinden başlamıştık. Oradan devam edelim. Bayağı da bir şeyler işlemiştik orada. Genel yapısını gösterdik. Mikro düzeyde nöron nedir, glia hücresi nedir, yapıları, altyapıları mikro düzeyde nedir onlara bakmıştık. Nörotransmitterlerden biraz konuşmuştuk. Efendim, nöron çeşitleri, sempatik ve parasempatik sistem, beynin genel yapısını söyledik. Sonra serebrumun bölümleri olarak frontal lob, parietal lob, oksipital lob ne iş yapar? Bunları konuştuk. Şimdi öbür detaylara gireceğiz. Öbür detaylara girmeden önce bu slaytta güzel bir şey var. Şunu da konuşalım. Söylemiştik aslında. Ha, şunu da söyleyeyim. Beyin sapı dediğimiz şey beynin alt bölgesidir. Ve burada merkezi sinir sistemini düzenlemek, kalp atışı, kan basıncını düzenlemek, görme ve işitme refleksleri, uyku düzeni, solunum ve yutma refleksleri ve bunların kontrolü buradadır demiştik. Şimdi şuradan devam edelim. Korpus kollozum söyledik ama bir daha söyleyelim. İki yarı küreyi birbirine bağlayan sinir demektir. İşleviyle ilgili sadece ara bağlantı sağladı. İki hemisfer yani yarı küre arasında bağlantı sağladığını bilmek lazım. Talamus diye bir yapı var. Şimdi talamusun bir yerini görelim. Şurasıdır ve çok önemli bir organ. Talamus alttan gelen dokunma, koku, pardon, koku geçmiyor buradan. Koku talamusa uğramadan gider. Koku hariç. Koku hariç. Onu dışarıda tutalım. Dokunma, tat, görme gibi her türlü uyaranın beş duyunun tamamının koku hariç geçerken kontrol edildiği merkezdir. Ne demek bu? Şöyle enteresan bir durum var. Bunu anlatalım. Şimdi bilgi işlem teorisinde şuraya duysal kayıt, şuraya dikkat, şuraya kısa süreli bellek, şuraya uzun süreli bellek dersek, hatırlarsanız şuraya dikkat diyelim. Dış dünyadan gelen uyaranlar çizelim. Bazıları dikkat süzgecinden geçip içeriye giriyordu. Bazıları da dikkat süzgecinden kaybolup gidiyordu. Yani içeriye girmiyordu. İşte buradaki dikkat süzgecinin karşılığı talamustur. Talamus mesela ben şu anda yazı yazıyorum. Yazı yazarken benim ekranda gördüğüm şeyler içeriye giriyor. Talamustan geçip içeriye giriyor. O sırada benim ihtiyacım olmadan dışarıdan bir mesela bilgisayardan vun diye hafif bir ses geliyor. Bunu da ya bu önemli değil deyip geri çeviriyor ve orasını yormuyor beynim bu tür önemsiz şeylerle yormuyor. Ama bilgisayardan o sırada vın sesi artarsa bu de hemen sinyal veriyor. Bak bu önemli bir şey olabilir diyor. Buraya aktarılıyor. Burada yorumlanıyor ve ona göre tepki veriliyor. Sonuç talamusun gelen beş duyu organından gelen uyaranların ilk yorumlandığı ve gereksiz de beyne taşınmadığı
bir dikkat süzgeci olarak düşünebiliriz. Talamus koku hariç tüm duyu sinirlerin talamustan geçecek, parietal loba ulaşır. Talamustan gelen duyu mesajları filtre görevi görür. En önemli görevi budur. Konsantrasyonu sağlar. Yani aynı anda ben şu anda ders anlatırken işte karşımda bir lamba yanıyor, ekranda gerek benim ihtiyacım olmayan görüntüler var şu anda. Mesela benim şuraya odaklanmam lazım. Şurası ihtiyacım değil. İşte bu konsantrasyonu nereye odaklanmam gerektiğini sağlayan talamustur. Gelen uyarılar iletilmediği için seçici konsantrasyon sağlar. Bilgi işlem teorisinde dikkat süzgecini ve yürütücü kontrolün karşılığıdır. Latince iç oda anlamına gelir. Duyumların ön değerlendirilmesini yapar. Neler bana lazımsa onu yukarıya beyne iletir, üst beyne iletir. Diğerlerini önemsizleştirir. Bilinçliliği, uyku ve uyanıklığı RAS ile ilgili retiküler artiküler sistemdir. Daha konuşmadık bunu. RAS ile beraber koordine eder. Mesela uyku sırasında önemli bir ses duyarsak uyanırız. Önemsiz seslerde de uyanmayız. Bu da yine retiküler artikülasyon sistemi ve talamusun beraber çalışmasıyla alakalıdır. Talamustan izin çıkmadan serebrum hiçbir veriyi işlemez. Önemsiz verileri kodlamaz. Talamus bilinçli dikkati aktive eder. Ders çalışırken klimanın sesini duymamamızı sağlayan talamusun süzmesidir. Talamus biraz önce söylediğimiz retiküler artiküler sistemin bir parçası ve uzantısıdır. Talamus ve RAS uyku ve uyanıklığı beraber organize eder. Biraz önce söylemiştik. Talamus bir kurumun ilk girişi danışma masası gibidir. Mesela bir üniversiteye girerken kimlik sorabilirler. Orada bu uyaran bize zarar verebilir mi, bir tehlike sinyali var mı diye ilk kontrol masası burasıdır. Tüm duyu verileri bu danışma masasına uğrar, koku hariç. Koku danışma masasına uğramadan doğrudan beyine gider. Uykuda talamus nispeten kapalıdır ama uyaran danışma masasını yumruklarsan danışma memuru cevap verir. Yani uyaranın gücüne, kuvvetine göre tepki üretebilir. Talamus filtre görevi hem uykuda hem uyanıklık durumunda yapar. Talamus uyanıklık durumunda yürütücü kontrol olarak çalışır. Hangi bilgi ve uyaranların kodlanacağını seçer. Bu duruma PAPES devresi denir. İşte burası yürütücü kontrol dediğimiz. Biz mesela bir tarih dersini dinliyoruz. Her şeyi aklımızda tutamayız. Nerelerin önemli olduğunu açık kapatan bir elektrik devresi gibi çalışmasına PAPES devresi denir. Talamus problemlerinde yani talamusun hasar görmesi veya iyi çalışmamasına ataksi adı verilen motor davranış bozuklukları oluşuyor. Ataksi hastaları düz bir çizgide yürüyemezler. Talamusu iyi çalışan kişinin yürüyüşü böyledir. Ataksi hastalarının yürüyüşü ise şöyledir demişiz. Motor faaliyetlerinin en üst yöneticisi serebrumdur. Burada artık serebruma geçiyoruz. Serebrum dediğimiz yer, geçmemişiz aslında. Serebrum talamusun üstüdür. Serebrum beyincikten kinestetik duyu ve bunları alır diyor. Bunu sonra beyinciği konuştuğumuzda konuşuruz. Şimdi gelelim limbik sistemi konuşacağız. Daha sonra hipotalamus ve hipofiz bezini konuşalım. Şimdi ilk önce limbik sistemi görelim. Şu yuvarlakımsı yapı limbik sistemdir. Limbik sistemin içinde talamus bulunmaz. Ortasında yer aldığını göstermek için. Şimdi limbik sistemden bahsedelim. Limbik sistem ilkel memeli beyin olarak tanımlanır. Amigdala, hipokampus ve hipotalamustan oluşur. Birazdan bahsedeceğimiz hipotalamus da aslında limbik sistemin bir parçasıdır. Beyin, serebrum ve talamusun altında yer alır. Yerini tarif etmişiz burada. Şimdi şu korteks ve beyin. Talamus biraz yukarıda kalıyor aslında. İyi çizilmemiş bu. Şurası limbik sistemdir. Şu mavilerle gösterilen yer limbik sistemdir.
limbik sistemin ucunda amigdala vardır. Bu limbik sistem cinsellik, yeme içme, savaş kaç duygularını yöneticisidir. Duygular ve motivasyonla ilgilidir. Bütün fizyolojik ihtiyaçlar burayla alakalıdır. Davranışlarımızın duygusal kontrolü, hayatta kalma güdümüzün limbik sistem tarafından kontrol edilir. İçsel, duygusal davranışlarımızın dışa vurumu kaynağı limbik sistemle ilgilidir. Bu limbik sistemin bir parçası hipotalamus. Hipotalamus vücudun iç sıvı dengesini düzenler. İçsel fizyoloji dengesini sağlar. Yani sıcaklık, 36,5 derecede dengede tutma. Su dengesi, susadığımızda su içme ihtiyacını hissetmemiz. pH dengesi, sıvı ozmolite basıncı, hormon dengesi. Bunların hepsi hipotalamusla alakalıdır. 3F diye bahsedilir bu limbik sistemin şeyinden. Fight, yanlış yazdım. Fight, yani savaşma. Feed, yani beslenme. Bir de fertilization, yani üreme, cinsellik. 3F'den sorumludur denir limbik sistem. Bunlar da zaten ilkel memeli beyninin hepsinde evrimsel olarak bulunan temel hayatı sürdürme güdüleridir. İlk kez evrimsel olarak memelilerde görülmüştür. Bu bağlamda korteks insan beyni, limbik sistem ise memeli beyni diye geçer. Böyle bir adlandırma vardır. Beyin sapı, orta beyin ise sürüngen beyin olarak tanımlanma eğilimindedir. Bu bir kullanım tarzıdır ve şuna atıfta bulunulur. Tabii ki memelilerde korteks var ama korteksin en gelişkin olduğu insan olduğu için, memelilerde de ortak olan limbik sistem olduğu için entelektüel faaliyet, entelektüel düşünme insanda vardır ama diğer memelilerde yoktur. Duygusal uzun süreli bellek limbik sistemle ilgilidir demişiz. Şimdi burada limbik sistemin bir parçası olan hipofiz bezi ve talamusla ilgili konuşalım. Sonra da hipokampus ve amigdala'yı konuşuruz. Hipotalamus yerini gösterelim başta. Hipotalamus şurada ve onun uzantısı olarak çok ayrık çizilmiş. Bu güzel bir çizim değil, başka bir yerden gösterelim. Uzantısıdır aslında onun. Evet, burada daha mı güzel? Bakalım. Yok. Şuraya bir bakalım. Bunlar güzel çizmemiş. Bu güzel. Şimdi burada şu hipotalamus hipotalamusun uzantısı olarak da pituitary gland demiş. İngilizcesini yazmış. Şurada hipofiz bezi bunun uzantısı olarak gelir. Ve hipofiz beziyle hipotalamusu beraber düşünmek lazım aslında. Birbirleriyle ilişkili bezlerdir. Şimdi hipotalamus ve hipofiz bezi demişiz. Hipotalamus talamusun altında leblebi tanesi büyüklüğünde küçük bir yapıdır. Hipotalamus ve hipofiz bezinin işlevleri bir bütündür. Hipotalamus hipofiz bezini RF releasing faktör, RF yani serbestleştirici faktör diye bir hormonla yönetir. Bütün hormonları aslında veren hipofiz bezidir. Ama hipofiz bezinin hormonlarını ver ya da verme diye yöneten hipotalamus. Güzel. Her şey burada çözülüyor zaten. Şimdi şunun
hipotalamus. Alt talamus demek bu olduğunu. Bunun bir altında da şöyle küçük hipofiz bezi olduğunu varsayalım. Birçok hormon ki vücudun tüm hormonal sistemini kontrol eden hipofiz bezidir. Bir sürü hormon salgılar buradan. Bunlar da hedef organlara giderler. Örneğin growth hormonu, büyüme hormonu hipofiz bezinden salgılanır. Fakat hipotalamus releasing factor yani RF hormonuyla bunu az salgıla ya da kes ya da çok salgıla diye bununla yönetir. Hipotalamus doğrudan bir hormon vermez. Hipotalamus hipofiz bezinin hormonlarının salgılanması ya da salgılanmaması için kontrol noktasıdır. Güzel. Hipotalamus hipofiz bezini RF faktörüyle yönetir. Dedik. Hipofiz bezinin salgıladığı hormonlar tüm hormon bezlerini ve endokrin sistemi yönetir. Hipotalamus limbik sistemin bir parçasıdır. Hipofiz bezi aracılığıyla tüm otonom sistemi yani midenin hızlı çalışması, yavaş çalışması, kalbin hızlı çalışması, yavaş çalışması gibi tükürük bezlerinin ağzımızdaki salya üreten bezlerin hızlı çalışması ya da çalışmaması ya da az çalışması gibi durumları yönetir. Tiroid, böbrek üstü bezi, cinsiyet hormonları bunların bazılarıdır. Tüm hemostazi, pH, sindirim, hipofiz bezi aracılığıyla yönetilir. Bu süreç biraz önce şurada çizdiğim gibi hipotalamus serbestleştirici hormon denilen RF'i salgılar. Bununla yönetici hormonlar gider. Hormon bezi de başka bir hormonu salgılar. Böyle zincirleme bir mekanizma yürür. Fizyolojik hemostazi dediğimiz şeyler nedir diye baktığımızda biraz önce söylemiştik. Isı dengesi mesela. Soğuk havada dışarısı -5 derece. İnsan sıcak kanlı bir varlık ve daima vücut sıcaklığını 36,5 derecede tutmaya çalışıyor. İşte biz -5 dereceye çıktığımızda fizik yasaları gereği vücudumuzdan dış ortama doğru enerji aktarımı oluyor ve ısı kaybı oluyor. İşte bunu kontrol altında tutmak için -5 derecede mesela şunu yapıyoruz. Daha hareketlenmeye çalışıyoruz. Vücudumuzun ısısını dengede tutmaya çalışıyoruz. İçerisi enerji yakıyor ya da çok dayanamazsak sıcak bir yere kaçmaya çalışıyor. İşte bütün buna hemostazi, ısı dengesini sağlama diyoruz. Bunun yanında ozmotik basınç dengesi. Bu bütün hücrelerdeki iç ve dış basıncın su dengesi olarak, çözelti dengesi olarak sağlanmasıdır. Tüm hormon dengesi, kalp ritim dengesi bunların hepsi hemostaziye bağlıdır. Ve kalbimizin aslında gerektiğinde çok çarpması, gerektiğinde az çarpması ve bunu yöneten organ işte buradan hedef organ kalpse. Buradan bir mesaj gidiyor beyne. Diyor ki ben çok çalışıyorum, bana hormon lazım diyor. Bu hipotalamus RF'i salgılattırıyor. Sen diyor bunları çok salgıla. Bu salgılıyor. Mesela ona göre adrenalin lazım, noradrenalin lazım. O bazı bezlere hormon salgılattırıyor. En sonunda da kan üzerinden bu hedef organa gidiyor. Tabii demek ki bu kan üzerinden olduğunda adrenalin kalbin de hızlı çalışmasını sağlıyor. Ona göre başka organlara başka etkiler yapıyor. Ve bu aslında daha önce giderse konuştuğumuz sempatik parasempatiğin dönüşümüyle alakalıdır. Medulla oblongata omurilik soğanı demektir. Medulla spinalis omurilik. Onun üzerindeki soğan gibi kabarıkla medulla oblongata omurilik soğan denir. Kalp ritmine ilk uyarıyı verir. Hipotalamus hormonlarla taşikardi veya bradikardi oluşturur. Şimdi bunu bir anlatalım. Ne demek istiyor? Bu sorulacak bir şey değil ama mantığını anlamak için çok önemli. Bir insan yürüyüşe çıkıyor. Biraz hızlanıyor. Koşmaya başlıyor. Koşmaya başladığı anda şöyle maviyle şurada medulla spinalis var. Şurada da omurilik soğanı, medulla oblongata var. Omurilik soğandır. Şimdi burada biz hızlandığımızda medulla oblongata ilk uyarıyı alıyor ve diyor ki yetmiyor. Ne yetmiyor?
İşte kalbin atma hızı yetmiyor. Bunun için daha fazla benzin lazım. Bu bir uyarı veriyor. Talamus'a geliyor. Diyor ki arttırman lazım. Talamus hipofiz bezini, hipofiz bezi hormonları arttırıyor. Bunlar kana geçiyor. Sonucunda kandan kalbe adrenalin hormonu geliyor ve kalp daha hızlı çalışmaya başlıyor. Bu kendi içine bir feedback mekanizmayla dönüp duruyor. Sonra durduğunda, artık ihtiyacı kalmadığında da tekrar bir emin geliyor. Bunu şeye benzetiyorum ben. Bir klimanın ya sıcağa ihtiyacımız var, arttıralım. Yeter artık, kapatalım gibi bir geri besleme feedback mekanizmasına benziyor. Bundan bahsettik. Yine limbik sistemin bir parçası hipokampus. Gösterelim yerini. Şurada. Amigdala ve hipokampus. Ne yapıyormuş bu hipokampus? Limbik sistemin bir parçasıdır. Duygusal uzun süreli hafızanın kayıt tuşudur. Ne demek olduğunu anlatacağım şimdi. Görsel uzamsal hafıza, yer hafızası bununla alakalıdır. Anısal belleğin kayıt tuşudur. Ne demek kayıt tuşu? Hipokampus, şöyle bir araştırma yapmış İngiltere'de. Çok enteresan bir araştırma. Yer öğrenmeyle alakalı 20-30 senedir taksicilik yapan insanların hipokampusunun büyüklüğünü ölçmüşler. Tabii taksicilerin yer bilmesi lazım. Normal insana göre %30-35 oranında daha büyük olduğu görülmüş ortalamada. Bu anısal bellek, yani yer uzamsal belleğin kaydı burada tutuluyor. Ve bizim aslında neleri kaydetmemiz, neleri kaydetmememiz gerektiği, tabii kaydetmediğimiz şeyler bilinçaltına gidiyor, o apayrı bir olay. Ama kayıtlı olan yapıyı oluşturan şey anısal bellekte. Kayıt dışı hipokampus olarak tanımlanıyor. Amigdala duygusal hafızamızdır. Başta korku, saldırganlık, kaç savaş, öfke, yeme içme, cinsellik gibi duygusal durumların ana kontrol merkezidir. Freud'un teorisindeki idi temsil eder. Amigdalası elektrik şoku ile uyarılan veya ameliyatla alınan kedilerde yeme içme bozukluğu oluyor. Aşırı yiyorlar, çatlayıncaya kadar yiyorlar falan. Korku koşullanması gibi klasik koşullanmalar amigdala ile ilgilidir diyorlar. Sosyal fobileri olan insanların da amigdalasında aktive artışı olduğu gözleniyor. Burası tamamen duygusal o koşullanmalarla ilgili bir merkez. Gelelim beyinciye. Beyincik şurada. Art ense lobu şurası. Art ense lobunun altında. Beyine göre biraz daha dokusu farklı olan bir yapıdır. Burada çok güzel bir slide bu. Mesela bir insanın ayakkabısını giymesi sırasında dengede durması olayını yöneten beyinciktir. Beyincik, diğer adı cerebellum. Cerebrum beyindi, cerebellum beyincik. Latince'de bellum diye küçültme eki olarak kullanılmış Latince'de. Vücudun yer çekimine, yer düzlemine göre dengesini sağlar. Vücudun denge organlarından birisi. Başka denge organları da var, şimdi söyleyeceğim. Kolların, bacakların ekstremite kaslarını, yani şu göğüs kafesimizin olduğu yere ekstremite kası denmez. Gövde kasları, kol ve bacaklara ekstremite kasları, yani kol ve bacakların, aynı şeydir bu. Kol ve bacakların dengesini sağlar. Beyincinde sorun yaşayan insanlar iğneyi ipliğe geçirmek gibi davranışlarla zorlanırlar. Vücudumuzun iki tür denge reseptörü ve duyu alıcısı vardır. Birisi eklemlerde yer alan kinestetik duyu reseptörüdür. Bunlar kasların birbirine göre organizasyonu ile ilgilidir. Diğeri ise kulakta bulunan vestibüler sistem, semikürküler kanalda yer alan dengedir. Kulaktakiler kulak sıvısının pozisyonuna göre yer dengemizi ayarlar. Her iki duyu denge reseptöründen gelen sinyaller beyincikte organize edilir. Talamustan geçerek parietal lobdaki duyu alanına iletilir. Daha sonra tepki olarak organize edilir. Burası zor, anlatacağım şimdi çizerek. Dengeli hareket, kinestetik duyu, vestibüler duyu, cerebellum, duyu motor alan, talamus organizasyonuyla üretilir. Yeni doğmuş bir bebekte beyincik tam gelişmemiştir. Bu yüzden yürüme 1 yaş civarında beyinciğin gelişimiyle başlar. Dengeli durmak burayla alakalıdır. Şimdi şöyle bir insan çizelim.
Bu insanın futbol oynadığını varsayalım. Futbol oynarken, basketbol oynarken denge çok önemli. Şimdi burada iki tür duyu reseptörü var. Bir tanesi mesela diz kapağımızdaki kinestetik duyu reseptörüdür. Diz kapağımızda vardır. Başka her türlü eklemde vardır aslında. Ayak eklemlerinde, bel ekleminde de, el ekleminde de vardır. Burada ayağımızı mesela topa vururken ne kadar geriye çekeceğiz, ne kadar ileriye atacağız? Bunu bir kere şuradan taşır ve bunu beyincik algılar. Bunun yanı sıra yere göre, buna bir diyelim, bir de yer eksenine göre pozisyonunuz. Çünkü çok eğilirsek dengenizi kaybedip düşebiliriz. Yere göre pozisyonunuzu algılayan da, bakın burada yazıyor, kulakta vestibüler sistemde denge şeyleri varmış. Kulak, buna da iki diyelim. Yani bunun açısını alıyor. Her ikisi birleşip beyinde bir yere göre denge, iki kasların birbirine, kemiklerin birbirine göre dengesini alıyor. Beyincik bunları yorumluyor ve daha sonrasında talamustan geçip şurada parietal lob vardı. O parietal lob, önde de frontal lob vardı. Buralardan organize edilerek bir emir veriyor. Ayağını biraz geriye çek, dengeni sağla gibi emirler veriliyor. Böyle karmaşık bir sistemle oluşuyor. Ama tabii bunların hepsi akılda kalmayabilir ama beyinciğin dengeyle alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bir başka sistem. Rediküler artikülasyon sistemi. Bunu bir görelim şurada. Vermiş mi burada? Böyle iplikçik bir gibi yapıdır. Zaten çizimlerde de şurada. Şimdi şu retiküler aktivasyon sistemi bir iplikçik yapıdır. Burası çok ince bağlarla talamusa kadar gider. Ama bir kalın demet gibi gözle gözlenmez burası. Şimdi bu aşağıya da iniyor, dikkat ederseniz. Ve bu uyku düzenimizi ayarlayacak. Retiküler artikülasyon sistemi, RAS diye geçen, üst, orta, alt beyin arasında bağlantıyı sağlar. Uyku ve uyanıklık hallerini düzenler. Biraz önce söylemiştim. Gelelim beyin sapı. RAS ile beyin sapı orta beyni oluşturur. Beyin sapı üst ve alt beyni birbirine bağlar. Burası da alt beyin diye geçecek. Pons iki cerebellum yarı küreyi birbirine bağlar. Bu yüzden köprü olarak tanımlanır. Zaten Varoli köprüsü adıyla anılır. Pons sağ ve sol yarı küreden gelen bilgileri birleştirerek omuriliğe gönderir. Böylece aynı görevde beraber hareket edecek kasların koordinasyonu sağlanır. Şimdi nasıl çaprazlanıyor Pons'ta bir görmemiz lazım. Evet, şimdi işte bütün iş burada bitiyor. Pons dediğimiz yer şurası. Burada çaprazlama vardır. Sinirler buradan bu tarafa, buradan bu tarafa döner. Buna çaprazlama denir. Bunun da altında medulla başlıyor. Hemen şurada medulla oblongata olacak. Bu çizimde yok. Evet. Bakın burada da güzel. Şurası pons. Ve pons da
pnömatik merkez, yani solunum merkezi, apneustik merkez, bu önemli değil. Ama solunum merkezinin burada olduğunu bilmek lazım. Tamam, şurada da yazmış solunum diye. Şurası pons. Şurası medulla, şurası da buradan sonrası medulla spinalis. Şurası ise şu şişkinlik medulla oblongata, yani omurilik soğan. Bu çaprazlanmayı gösteren başka var mı diye bakıyorum. Evet, bak şu da güzel. Şimdi şurası pons. Şurası da medulla oblongata. Medulla oblongatadan sonra da medulla spinalis başlıyor. Evet, şimdi pons dediğimiz şey İki yarı küreden gelen sinirler çaprazlanıyor, bir köprü görevi veriyor. Sağ ve sol yarı küreden gelen bilgileri birleştirerek omuriliğe gönderir. Böylece aynı görevde beraber hareket edecek kasların koordinasyonu sağlanır. İşte bütün espri buradadır zaten. Solunumun devamlılığı burayla alakalıdır. Beyin sapı ile medulla oblongata arasında yer alır. Medulla oblongata omurilik soğanıdır. Omuriliğin şişkinlik yapmış son bölümdür. Beyne gelen sinirler omurilik soğanlar geçer. Medulla oblongata istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezidir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, idrar, dışkılama gibi refleksler buradan kontrol edilir. Vücudun sağından ve solundan gelen sinirler burada çaprazlanır. Yani tonsun hemen altında medulla oblongata'da çaprazlama oluşuyor. Evet, şimdi arkadaşlar benim slide'ı değiştirmem lazım. Soru çözeceğim ben bunlarla alakalı. Şimdi 5 dakika kalmış. Yayını kapatıyorum. 2 dersimiz var ama gerekirse 3. ders, kısa bir ders yapabilirim. Şimdi yeni slide'ları açmak için yayını kapatıyorum. 10 dakika mola, 10 dakika sonra görüşmek üzere.